Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumalarında bu dersimizde Niğde'deyiz. Tabi vesika sadece Niğde ile alakalı değil, içerisinde Kırşehir'i de ihtiva ediyor. Bakalım belgemiz arkadaşlar konusu neymiş? Öncelikle hemen Bismillah diyerek başlarken şu burada Hüve yazıyor. Arşiv metinlerinde arkadaşlar ne demiştik? Metinler şöyle başlar. Besmele'nin kodudur diye hu veya hüve şeklinde de okunabilir demiştik arkadaşlar. Bu da bunun bir nev ispatı gibi. Yani bu hüve de zaten hüve yazıyor. Yine besmele manasında bir ifade arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye de o manaya geliyor. Yani arşivlerde besmele ya bu şekilde kodlanıyor ya da besmele manasında yine hüve şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Aynı kapıya çıkan farklı imnalar. Evet, arzı bende iyi bir miktar budur ki Kır şehri sancağı beyi olan Muhammed eşkıyadan olmağın. Yani Kır şehri beyi olan kişi gel gör ki eşkıya çıkmış. Ahali-i vilayet yani vilayet halkı katledip adamı öldürmüşler. Livai mezbur mahlul olmağın. Bundan akdem Niğde sancağı bundan önce diyor Niğde sancağı inayet olunup müyesser olmayan bekir kulları yarar ve emektar. Yani yararlı bir yarar ve emektar ve Harem-i Hümayun'da hasıl olmuş kapısı mükemmel bendeleri. Evet kapısı mükemmel bendeleri olmağın yani hizmeti manasında herhalde bu kapı öyle olsa gerek. Livai mezbur muma iley Bekir kullarına sadaka ve inayet buyurulmak babında emru ferman ve lütfu ihsan saadetli padişahımındır denilmiş arkadaşlar. Şu arkadaşlar buyuruldu. Bu şekilde yazılmış. Şu işaretimiz de nedir arkadaşlar? İki çizgi bazen yan yan gelebiliyor. Bazen Latince S gibi gelebiliyor. Bu metnin divandan çıktığını bize gösteriyor. Evet. Bu dersimizde Niğde'ydik. Niğde'deydik. Ömer Halis Demir'in şehrindeydik arkadaşlar. Buradan tüm Niğde'ye ve Niğdeli kardeşlerimize buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Esselamu Aleyküm.